Şimdi arkadaşlar geldim, Nurcan'a çıkacağım makyaja. Çok heyecanlandım ya. Bütün özel günlerimizde, bütün her şeyde buraya geliyorum. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın Nurcan? Ben de iyiyim. Akşam yıkamıştım ama yine bir... Böyle sihirli bir değnek var değil mi ayrıca? Öncesi ve sonrası. Evet iyi. Ay, çok az bir şey vardı. İnanılmaz üzüldüm. Ya hiç önemli değil. Biri güzelleştirdi hocam. Sihirli ben değnekle de. Beni güzel yaptım. İşte bugün Doğan'ın doğum günü biliyorsun. Ekro bir tane ceket giyeceğim. Yani böyle nasıl diyeyim? Soft. Tertemiz. Hani beni güzel gösteren. Minik bir fotoğraflar. Olur. Böyle biraz kirpik olabilir. Tam ya işte senin tarzın var. Ekro giyeceksin. Ekro giyeceğim böyle. Beyaz ceket giyeceğim. Ceket jean olacak. Yani kombin böyle abartı bir şey değil. O zaman nerede kurtlanacak onu da söyleyeyim. Süt işte. Kaç kişilik? 30. Tamam ben de. Tamam. Hemen kafamda oluştu bir şeyin yani, aynen böyle anladın mı? Böyle çok aşırı böyle hazırlanmış düğün gibi değil ama böyle güzel. Kızım siyah bir eyeliner olsun mu ince? Olsun. Yoksa kahverengi bir kısmı olsun. İkisi de olur bu makyajda. Şöyle yani gözümü hangisi daha büyük gösterir fotoğraflar? Eyeliner olsun bence. Tamam. Eyeliner olsun. Güzel. Ay ya da bilemedim. Sen normalde bunu yap. Yani ben kahverengi buğuyu da seviyorum. O da güzel. Tamam onu yap. Tamam onu yap. Yine var ya bak bence Adana'da yani sizin kuaför sayılı böyle işleyenler arasında işini bitirip çıkıyorsun. Evet. Gerçekten evet, öyle. Evet o gün bilgisi ben herkese söylüyorum. Diyor ki hayatımda ilk defa burada gördüm diyor bu kadar insanın gelip gittiğini. Benim kuaförümün saatlerim geçiyor diyor. Yani. Öyle diyorum bak mesela ben boyaya geliyorum. Ondan sonra işte o an kaşımı aldırır, manikürümü, pedikürümü en maksimum 1 saat, 1,5 saatte çıkıyorum yani. Ama bazı yerlerde bir kaşa gidiyorsun, bir maniküre gidiyorsun. Yani kalıcıyı saymıyorum zaten. Normal o zaten manikürde bekliyorsun. Bile onda zaten, o da benim vaktim, ona benim ömrüm yok, kendim yapıyorum. Güzel yapmış. Ay yamuk ve son gün fıtırmam kırıldı. Hep öyle oldu. O çok kaldıracağı için ucuna bakacağım. Evet. Yani ona göre ucunu şekillendireceğim. Değil hayatım. Bak çok yoğun değil ki. Evet. Şaşı falan gösterecek evet. Kadar değil yani. Ben de acaba şu tarafta olduğunda mı çok oluyor şaşı gibi? Hocam ucuna doğru mu olması lazım? Normalde aslında çok uca doğru bana da şaşı gibi gösteriyor. Öyle mi? Çok çekiyor gibi geliyor. Herkesin gözü farklı ya. Benim gözüm yorulduğunda da öyle. Böyle gözün şaşı gibi değil. Sen öyle dediğin için onun üstüne konuşuyoruz. Yoksa gözün asla şaşı gibi falan değil yani. O senin uydurman da. Ya yani şimdi mesela şöyle... Anlat yani. Tamam. Tamam benim. Bak da güzel oldu. Hiç eyeliner yokmuş burada olduğum gibi. Evet doğal ama hem de büyüktü gözüm. Aynen. Makyajsız değil mi? Evet. Ve doğal yaptığımız için saçına istediğin her şeyi yaptırabilirsin. Bak makyajım yokmuş gibi. Evet. Gerçekten öyle. Tabii daha devam ediyor bitmedi ama yine de... Evet yani böyle olacak. makyaj değil. Değil evet. Ama güzel. Aynen. En zor makyaj biliyorsun değil mi? Evet. Bak kekiklerin de öyle çok yoğun bir şey biliyorsun. Evet. Tertemiz. Yani ben de çok sevdim. Tabii ki bu şeyden sonra çok daha güzel göründü. Bütün evet tabii tabii. Tabi. Daha sonra sende yok çıkıyor. Yani. Ben çok beğendim seni. Her şeyi böyle sata sata malı mülkü de bitiremiyor ama o kadar çok malı mülkü var. Kızlarına yukarı bakalım. Ay zaten var ya. Kadın ve adamdan sonra yiyor falan. Aa,
ve kızlarını tamamen ileride bir gün aşırı zengin kişilerle eğlenmeye yönelik yetiştiriyor. Özel işte Fransızcalarla, İngilizcelerle falan. Ama evde hizmetçi gibi kullanıyor. Tabii tabii hizmetçi. Buluyor. Ve aynı anda yemek bile yemiyorlar. Hatta ben ilk dizi başladığımda kızları evin hizmetlisi sandım. Yani bak ilgimi çekti ama böyle dağılınca. Artanları falan diyorlar. Aa çok kötü. Öbür tarafta da yine Gaziantep'le aşırı büyük bir aile ama İstanbul'da bir yalıda yaşıyor. Çetin Tekin doğru abi sağ ol. İnanılmaz o da. Yani güzel oynuyor. Ha. Şeyde en altı onlarından biri. Diğer oğlu ölmüş. Diğer oğlunun. Bence içinden şey çıkacak onun. Eski karısına Çetin Tekindor yanık. Kayınbaba. Kaynıyla beraber oluyor kadın. Çok karışık. Karısı biliyor yani ama o kadar olaylar varken o aldatma. Kaç bölüm şu anda dizi? İkinci bölümdeydi. İkinci bölümde bir sürü olay var. Ben bu diziye başlayacağım. Neydi? Olaylar. Yalı? Yalı Çapkını. Yalı Çapkını. Bu diziye başlıyoruz. Ay o kadar böyle Afra Saraç oldum. Gençten bir çocuk, çocuk şeker hastası torun. Evet. Sevgilisi bir oyun oynuyor. Evlenmek zorunda kalsın ama kız muhtemelen kendiliğinde hücrelerini düşünüyor artık. Onu niye yapıyor? Kızın yaptığını hiç anlamadım sevgilisini. Yatağına bir kız gönderiyor sabah. Kızın annesi polisle geliyor, eve basıyor falan. Kızın İlk bir dram çıkar başlıyor. Bu şeylerin altından. Bir dram başka bir şeyler de çıkar bence. Ya işte izlemen lazım. Evet evet zaten böyle bir psikolojik yine saçma sapan. İki çaya bir. İzgin bari Tekkan. Emre böyle şeyler izlemez de. Bir söyleyin ya sindirim bozuluyor izlerken Yeşim. Nurcan ne sürdün baz olarak? Şunu sürdüm. Çok güzel bir his vardı. Çok iyi bir his. Ay bu çok güzel. Bundan almak istiyorum ben de. Bunu da göstereyim de unutmayayım. Zaten bunu biliyoruz. Bu çok güzel bir his vardı. Evet gerçekten rahatlatıcı. Evet. Gerçekten üzgün gösterir. Çünkü neden biliyor musun? Ben dün sadece yüzümü yıkadım. Nemlendirdim. Sabah da yüzümü nasıl yıkadım, nemlendirdim bilmiyorum. Hiç ciltimi de yapmadım. Aynen. Sorun senin bırakmaman. Evet. Sağlık olsun. O şu görüntü aldıktan sonra yok olacak. Tamam. Böyle şöyle görüntü. Tamam yok. Yok, yok bu beni rahatsız etmedi. Benim dediğim daha böyle hani kahve yapıyoruz ya bazen gölge mi diyoruz ona. O. Bu beni hiç rahatsız etmedi. Ben gelin makyajımdan özelliğine yaptım. O yüzden senden. Kasada bitti. Ne? 50 liraya aldığım ürünler şu anda şunlar ne kadar ne kadar ya? Allah'ım benim bitmesin diye dua ediyorum. Şunları bitmesin diye dua ediyorum. Şu an tane 850. Sende burada kaç tane var? İşte hepsini bir gün senden çıkaracağım aşkım. Ay bu da çok güzel. Provenk bir evet o gerçekten. Evet çok güzel. Şimdi onu jende donduracağım. Onu da ver. Adana'yı peki ben bütün Adana'yı evlendiren kişi kendisi. Eline sağlık. Çok güzel oldu. Güle güle kullan aşkım. Seni çok seviyorum. Ben İyi ki varsın. Seviyorum. Gerçekten sen iyi de ki varsın. Kuaförden çıktım. Makyajıma bayıldım ya. Beğendin mi? Çok güzelsin. Çok doğal. Bence çok doğal oldu yani. Gerçekten daha güzel. Zaten eve geleli şu an saat 2:30. Bir 2 saat falan olmuş zaten arkadaşlar. 2 saat bile geçmiş aslında. İşte koştur koştur doğaya bir şeyler yedirdik. Şimdi annem doğayı uyutmaya geçti. Ben de tekrar açmak istedim kamerayı. Çünkü doğru düzgün konuşamadım sizle. Videonun açılışını bile yapamadım açıkçası. Bugün aşırı 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 duygusalım. Gece böyle fotoğraflara daldım arkadaşlar ve hani zaman nasıl geçmiş, doğa nasıl değişmiş inanılmaz yani benim için çok duygu yüklü bir gün. Çok çok yani hani dünya için küçücük bir şey olabilir ama benim için çok önemli, çok özel bir gün. Allah isteyen herkese bu duyguyu yaşatsın arkadaşlar. İsteyen herkesin böyle kucağına evlatlarını sarılsın ve sağlıklı olsun. Bütün çocuklar inşallah. Ben de bugün çok duygusalım, çok böyle mutluyum, çok heyecanlıyım aslında. Böyle dün geceden beri özellikle farkına varıyorum. Büyüdü, yürümeye başladı. Daha yeni yürüyor. Yani daha birkaç gün önce ilk adımlarını attı.
Çok heyecanlıyız. Çok mutluyuz. Makyajımı da çok beğendim ama orada çekemedim. Oradaki ışıklarla falan çekmeyi düşünüyorduk Nurcan'la beraber. Olmadı. Pat diye şarjım bitti. Yani bir aksilik yaşadık. Gece doldurmuştum aslında şarjımı. Yedek bataryam da henüz olmadığı için böyle şey yapamadım. Böyle elim ayağıma dolaştı. Eve geldim zaten 2 saat onun şarjını bekledim. Şarj olmasını bekledim. Bu sefer şarj aletini yanıma alacağım. Eğer kamera sıkıntı çıkarırsa orada şarj ederim diye düşünüyorum. Çalışıyor. Piş piş sesi geliyor içeriden de. Öyle ben de hazırlanacağım. Şimdi yemek söyledik, dürüm söyledik, Adana dürüm. Ben böyle özel günlerde hiçbir şey yemediğim için orada da muhtemelen bir şey yemeyeceğim doğadan dolayı. En azından gitmeden bir şeyler yiyelim istedik. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra ben giyinirim. Giyineceğim kıyafetleri de şimdi size gösteririm. Sonra da bir de giydiğim halini gösteririm size aynada. İnşallah çekebilirim bu sırada Doğa uyanırsa. Bir de şimdi Doğa'yı hazırlama faslı olacak benim için saçını. Çünkü yaptırmak istemiyor. İşte kıyafetini falan giydireceğiz. Öyle günümü paylaşmak istedim sizlerle arkadaşlar. En önemlisi kızım için bir ana olsun istedim bu video. Gerçekten ileride izler. İleride bizim enerjimizi de görür. Onu ne kadar çok sevdiğimizi de anlar. Gerçekten yani içim ya içim yani. Anlatılmaz yaşanır. Çok başka diyorlardı. Gerçekten çok başkaymış. Anlatılmaz yaşanır. Öyle çok heyecanlıyız. Emre de ben de. Anneannesi de. Anneannesi yanımızda zaten sürekli. İşte bugün doğayla ilgilenmek için bizim yanımızda. En azından ben çok koşturamazsam. Organizasyoncu. Size giyeceklerimi de göstereyim arkadaşlar. Maçka'dan şöyle bir ceket almıştım. Onu giyeceğim. Rafta dururken böyle hafif leke olmuştu. Toz gibi bir şey. Dün kur temizlemeye verdim. İçim rahat etsin diye. Onu aldım. Şöyle Trendyol'dan aldığım bir tane jean vardı. Altıma bunu giyeceğim. İçine bu bluzu giyeceğim. Ten rengi. Bunu Zara'dan almıştım. Geçen videolarda gösterdiğim ayakkabıyı giyeceğim bu kombinin altına. Umarım güzel olur. Böyle sade bir kombin yapmak istedim. Ceket çok hoşuma gitti gerçekten. Özel günleriniz için düşünebilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir ceket. Gerçekten üstte de duruşunu göstereceğim. Takılarımı da buraya getirdim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kolye almıştım. Bu kolyeyi kullanacağım. Bu küpelerle beraber. Bu saatimi takacağım. Bir de yüzüklerimi takacağım. Öyle. Tabii ki vazgeçilmezim. En sevdiğim kokum. Baksanıza azaldı bile. Çok seviyorum. Çok Doğa uyanmadan giyinelim istedik arkadaşlar. Çok heyecanlandım ya. Kadın fotoğrafı atmış organizasyon fotoğrafını. Çok tatlı olmuş. Güzel olmuş değil mi? Ben de. Öyle şimdi Doğa uyanınca hemen onu hazırlayacağız ve çıkacağız böyle. Uyumlu. İkimiz de ekru giyindik. Doğa pembe giyecek. Öyle heyecanlandım ya. Çok heyecanlandım. Ben de heyecanlandım. Kızımızın doğum gününe gidiyoruz. Geldik şimdi. Babamız tripodla, çantalarla gidiyor. Babamız hazırlanmış. Çok güzel olmuş. Merhaba. Really gonna rise the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, grow hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yeah. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought of some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's
Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Life is catching up. Life is easing up. Ups and downs. It's like every different season. Sometimes I'm high. Other times I'm barely breathing now. You always got to fight and die. Negative thoughts, poison your breath. Effort and flux, so keep them in front. They never stop, unless I can swap. All the bad for the good, all my bad, I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate the greatest. I flow, you grow, you show yourself the foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Buraya saniyeler önce oturmuş bir anne bırakıyorum arkadaşlar. Çok yoruldu. Çok güzeldi. Bütün yorgunluğumuza değdi. Umarım Doğa da çok beğenmiştir. Ama zaten Doğa'nın yüzünden bunu anladım. Görür görmez çok mutlu oldu. Çok güzel geçti. Ben huysuzluk yapar falan diye bekliyordum. Hayır, Doğa her şeyin farkındaydı. Bugünün ona ait olduğunu farkındaydı. Yani çok mutluyum. Gerçekten çok karakteristik bir kızım var. Bunu 1 yaşında bile bize gösterdi. Sağlık diliyorum ve gerçekten bütün yaşlarının mutlu bizimle geçmesini diliyorum. Umarım böyle devam ederiz. Ailemiz, sevdiklerimiz eksilmeden, çoğalarak. En büyük teşekkür de Doğa'ya. İyi ki var. İyi ki bana bu duyguları yaşattı. İyi ki benim kızım oldu. İyi ki bizi seçti. İyi ki geldi. İyi ki, yani bir sürü iyi ki. O doğduktan sonra ben çok değiştim. Biz çok değiştik, büyüdük. Anne baba olduk. Bana bu duyguyu tattırdığı için ona minnettarım. Umarım bu fotoğrafları, videoları ileride gördüğünde de çok mutlu olur. Annemler benim için uğraşmışlar. Elimden geldiğince onun yanında olacağım ve onun mutlu bir çocukluk geçirmesi için uğraşacağım. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Öyle başka videolarda görüşürüz.